Şimdi Serkan Bey dedi ki muhalefetin çıkıp da Türkiye hayallerini anlattığını gördünüz mü dedi. Evet. Yani böyle bir eleştirisi var ve Türkiye'nin yürümeye şu an yürümeye çalıştığı yoldan Türkiye'yi çıkarma, o yoldan uzaklaştırma hedefi olduğunu yine söyledi Millet İttifakı'nın. Bu görüşe sizin yaklaşımınız nedir? Şimdi önce şunu ifade edeyim. Şu konuda Serkan Bey'e katılıyorum. Geçen programda da söylemiştim. Anayasanın 67. maddesi zaten yönetimde istikrardan bahsediyor, temsilde adaletten bahsediyor ve seçim kanunu değişiklikleri yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl sonra uygulanır diyor. Bu değişiklikler bize aslında şu mesajı net veriyor. Türkiye'de bir seçimlerin yenilenmesi, erken seçim ifadesi kullanıldı ama bu Cumhurbaşkanlık hükümet sistemindeki aslında kavram seçimlerin yenilenmesidir. Erken seçim değil, bir seçimlerin yenilenmesi ihtimali yok. Çok net, tartışmaya mahal vermeyecek kadar aşikar. Bu değişiklikler de bir yıl sonra yürürlüğe girdiğinden itibaren uygulanacak. İkincisi, seçim yasasının mevcut siyasi konjonktür etkisi ne olacak? Seçim süreçlerinin etkisi ne olacak? Reel politiğe etkisi ne olacak? Bir defa iki tane önemli değişiklik yapıldı. Baraj %7'ye getirildi. Bir de biliyorsunuz don sistemi bütün siyasi partilere direkt uygulanıyor. İttifaklara uygulanmıyor. Evet. Dolayısıyla o parti o bölgede ne kadar oy aldıysa o kadar milletvekili çıkarabiliyor. Bunun acaba ittifaklara yansıması ve bu sürece yansıması ne olacak? Şöyle olacak, bir Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve HDP Parti Sol İttifak vardı biliyorsunuz. Ben de özellikle Millet İttifakı'nda orta vadede, kısa ve orta vadede DEVA, Gelecek, Saadet hatta Yeniden Refah Partisi'nin merkezinde olduğu bir muhafazakar ittifak modelini hayata geçebileceğini düşünüyorum. Buradaki tek endişe, çünkü ittifak sistemi... Yani altın masadan ayrılıp diyor Serkan mı? Barajı geçemez diyor. Oraya mı geliyoruz? Buradaki tek endişe, eğer %7 barajını aşabileceğini düşünüyorsa ittifak oluşturan partilerden biri, ikisi, üçü, dördü ayrılıp başka bir ittifak modelini hayata geçirebilirler. Bireysel olarak da seçime girebilirler. Tek buradaki hassasiyet arz eden mesele %7. Çünkü ittifakın bu seçim kanun değişikliğinden sonra ittifakın tek esprisi ülkedeki %7 seçim barajının aşılması noktasında vücut buluyor. Onun dışında hiçbir esprisi kalmıyor. İttifaka dahil olan tüm partiler için baraj sıfır. %7'yi açtıysa tabii, hepsi için sıfır. Ama ittifak açtıysa. Yani. Ama ittifak açtıysa Türkiye genelinde. Ama o parti o bölgede yeteri kadar oy alamazsa düşünün seçim barajını aşmış ve fakat parlamentoda temsil edilmeyen bir bakış açısı, perspektif, böyle bir meclis aritmetiği göreceğiz. Bu da baktığınız zaman çok da aslında temsilde adaleti yansıtmıyor. Veya toplumun bütün kesimlerinin tam ve gereği gibi parlamentoda temsil edilmesi konusundaki hassasiyetleri gözetmiyor. Daha çoğulcu, pluralist, katılımcı bir demokrasi anlayışını ihtiva etmiyor. Öyle olunca da neleri göreceğiz? Bir, %7'yi tek başına aşabileceğini düşünen veya diğer partilerle aşabileceğini düşünen partiler yeni bir ittifak modeli üzerinde yoğunlaşabilirler. Buradaki tek endişe %7 endişesi, onu söylüyorum. İkincisi de önümüzdeki dönemde birbirinin listesinden aday olma ve yerel seçimlerde olduğu gibi milletvekili kazanamayacağı aşikar olan partiler oyun da boşa gitmesin diye önceki sistemde, çünkü ittifakın artık oyu bileşenleri etkiliyordu. Oy boşuna gitmesin diye tabanda bir konsolidasyonla o bölgedeki güçlü partiyi destekleyebilir. Bunları göreceğiz. Yerel seçimlerde biz bunun örneklerini gördük. Nitekim İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, bütün buralarda gördük. Genel seçimlerde de bu sistem, yeni sistem nedeniyle tekraren söylüyorum, o bölgede, o ilde milletvekili çıkarma şansının olmadığını biliyor ama önemli de bir oy alıyor, hatırı sayılır, esasen müessir. Orada tabanda bir birleşmeyle o bölgedeki ittifak oluşturan taşıyıcı kolon partiye oy verebilir. Böyle bir işbirliği de tabanda, konsolidasyonda mümkün oluşabilir diye sence düşünüyorum. Bu yapı itibariyle mümkün. Örneğin Saadet Partisi'nin güçlü olduğu bölge ama CHP milletvekili çıkarma ihtimali var. Konya mesela, örneğini verebiliriz yani. Var. Bunu. Saadet Partili seçmen gidip CHP'ye oy verir mi? Gibi. Verir orada mi? Böyle deklamlar ya da var. Vermez mi? Ya şöyle, ben artık Türkiye'de şunu görüyorum. Bunu da tarihe not düşmek için söylüyorum. Seçmen artık geldiğimiz noktada ideolojik kimlik ve gözlükle hareket etmiyor. Tamamen toplumda iki ana aks var. Kutuplaşma üzerinden, karşıtlıklar üzerinden hareket eden bir seçmen. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa da bunun yansımalarını göreceğiz. Yani birazdan tam o detaya gelecektim. Dış politikadaki bu hassasiyetler, dengeler, ideolojik kimlik ve gözlük yer yer ifade ediliyor. Milli güvenlik, beka falan, bunlar ekonomi kadar seçimi etki eden parametre değil. Yani artık seçmen, Türkiye'de seçmen reaksiyonunu konuşuyorum. Çok net toplumda da gözlemliyorum.
Kim diyebilirdi ki 10 yıl öncesinde, 5 yıl önce 5 benzemez siyasi hareket bir araya gelecek ve Millet İttifakı'nın bileşenlerini oluşturacak. Oradaki konsolidasyon bile başlı başına aslında şu mesajı veriyor. Biz Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili önemli ölçüde farklı düşünebiliriz. Fakat karşıtlıklar üzerinden siyaseti konumlandıran bir bakış açısı var. Seçmen reaksiyonu da bunu zorluyor. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla işte Konya'da Saadet Partisi seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermez, Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Saadet Partisi'ne vermez değil de o ittifakın içerisindeki bütün parçalar, bütüncül parçalar bana göre o iki ana aks üzerinden, kutuplaşma üzerinden mutlaka teveccühe mazhar olacaktır. Bekir Ağar'ın bir yazısı var. Diyor ki kutuplaşma azalıyor. Tam tersine. Yani Türkiye'de seçmen nezdinde gri alan çoğalıyor. Neden? Kararsızların çoğalması gibi. Ortada. Kararsızlar diye bakmıyor gri alan. Yani birbirlerini anlayabiliyor artık insanlar daha fazla. Neden? İttifan çünkü içindeki kaygıların çok daha farklı. Bireysel kaygılarım var, ekonomik kaygılarım var, göçmen. Bu ortak kaygılar farklı ideolojilerden insanları bir araya getiriyor. Evet. Dolayısıyla bu seçimi çok fazla etkileyebilir. Şöyle. İttifak içerisinde farklı ideolojilere sahip olan siyasi partiler bakımından Sayın Ağar'ın tespiti buysa doğru. O konuda hemfikirim. Ama ben iki ana akstan bahsediyorum. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Yani bugün Cumhurbaşkanlığı karşıtlığı üzerinden yürüyen bir seçim atmosferi var. Vurgulamak istediğim tam da bu. Ekonomi tabii ki temel belirleyici parametre. Birazdan söyleyeceğim. İttifakın içindeki siyasi hareketler birbirini anlıyor, anlamlandırıyor. Zaten Sayın Ağırdır'ın tespitiyle benim söylemim de aynı zamanda birbirini tamamlıyor. Çünkü ben dedim ki ittifak oluşturan partiler karşıtlık üzerinden Saadet Cumhuriyet Halk Partisi bunu sorun haline getirmeden dönüp orada birbirine bir konsolidasyon sağlayabilecekler dedim. Eğer ittifakın içindeki partileri kastediyoruz ama toplumda iki ana aks var ve insanların tercihleri de karşıtlıklar üzerinden gidiyor. Mesela şu tartışılıyordu. Saadet Partisi, Deva veya Gelecek Partisi Cumhur İttifakı'na eklemlenirse acaba şu siyasetteki özgür ağırlığını muhafaza edebilir mi? Veya İyi Parti? Edemez. Çünkü İyi Parti'ye oy veren seçmen o karşıtlık üzerinden o oyu veriyor. Yani muhalefet yaptığı için oyu veriyor. Oraya eklemlendiğinde İyi Parti'nin Türk siyasetinde karşılığı söz konusu olamaz. Vurgulamak istediğim tam da bu. Devam edeyim. Bir defa Cumhurbaşkanlığı seçimleri önemli ama Millet İttifakı'nın temel şiarı şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden parlamenter, güçlenmiş parlamenter sisteme geçeceğim. 2 yıl içerisinde bunu yapacağım. Türkiye'de tahrip edilmiş bütün kurumları yeniden hukuki zemine oturtacağım diyor. Dolayısıyla ben anayasayı değiştireceğim diyor. Hatta siz atıf yaptınız. Sayın Akşener'in müstakbel başbakan ifadesi de var. Bunun için bir 3/5 lazım. O bile yeterli değil. Zorunlu referandumdur. 3/5 geciktirici, güçleştirici veto mekanizmaları var veya 2/3 lazım. 360 veya 400. Diyelim ki Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nın adayına geldi. Ama parlamentoda bir 360 bulunamadıysa işte orada fren denge mekanizması çeken balansta ciddi sıkıntılar olabilir. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis ve Büyükşehir Belediye Başkanı arasındaki sıkıntı durum neyse gibi. Genel siyasi zeminde de Cumhurbaşkanlığı bu sistemde güçlü cumhurbaşkanlığında meşruiyetin altına alan seçilmiş cumhurbaşkanlığıyla parlamento arasında da benzer bir sıkıntı olabilecek. Seçmen bence belediye seçimlerinde böyle denge yengeyi kuruyor. Ama acaba bu sefer ne yapacak? Tabii İstanbul'da mesela o mesajı veriyor. Diyor ki yani ben sana bir mesaj veriyorum. Büyükşehir İmamoğlu'na veriyorum ama mecliste yine sana teveccüh gösteriyorum diyor. Burada benzeri olur mu olmaz mı bir bakmak lazım. İki önemli hususa da atıp yapıp nihayet erdirmek istiyorum. Bir tanesi şu, bunu müteahhit defalar söyledim. Bu sistem bir defa ittifak sistemi seçim kanunda düzenlenirken yani ittifak oluşturan bileşenler her konuda aynı düşünmüyor. Bakın bugün Büyük Birlik Partisi'nin açıklamaları var mesela baktığınız zaman. Ben yasaya hayır diyorum dedi Sayın Genel Başkanı. Niye? Barajla ilgili bizim hassasiyetlerimiz gözetilmedi dedi. Bu çok normaldir. Tabidir. Andığımız tartışmalar olurken de AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi farklı düşündü. HDP ile olan ilişkilerde İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi çok farklı düşünüyor. Kendilerini farklı konumlu. Bu çok tabidir. Yani iki ayrı parti, ayrışarak siyaset yapan iki ayrı parti, bakış açıları farklı, topluma olan taahhütleri, politikaları farklı. Bu bir seçim işbirliği. Siyasi partiler kanunda, seçim kanunda bunu böyle düzenlemiş. Bunu bilelim bir defa. Bu bir seçim işbirliği. Temel ilkelerde birliktelik fakat politikalarda tabii ki önemli değişiklik, esasen mevzide değişiklik olabilir.